Değerli arkadaşlar, bu hafta Almanya'dayız. Çiftçi eğitim programları serisini çekmek için Almanya'da 14 şehirde bulunan Doyla Çiftçi Eğitim Merkezi'nde bayraklarımız arkamızda gördüğünüz gibi geldik. Çiftçi arkadaşlarla birlikte eğitim alacağız ve bu eğitimler aşamasında da size uygulamalı olarak neler göstereceğiz? İşte tarla işleme, toprak işleme, ilaçlama makineleri, gübre dağıtma makineleri, mazot tasarrufu ve navigasyon sistemleri konusunda eğitimler vereceğiz. Bakalım bu hafta konu başlığımız ne? Bu hafta neyle başlıyoruz? Biz şimdi bundan sonraki dakikalarda biraz da sizin sağlığınız için konuşacağız. Sağlıkla ilgili konuşmamız lazım. Pesticides are not good for your health. Yani ilaçlar sizin sağlığınız için iyi değil. I'm sure. Bundan eminim diyor. İlaçları da çalışırken mutlaka elinizde bir eldiven olması gerekir. But you must look which is the best gloves for you. Fakat bakmanız lazım hangi eldiven sizin için en iyisidir. This glove is too small for me. Benim için biraz küçük ama diyor. And it's short. Kısa. It's not long enough. Yeterince uzun değil. It's too big. You don't can take a nozzle. It's not possible to take it. Yani bu eldivenle aletleri kullanmanız, açıp kapatmanız çok kolay değil. This glove is. Bunu unutun. This glove. Peki bu eldiven. It's a little bit better. Biraz daha iyi diğerine göre. But you don't can take a nozzle, it's too big. Gene it is too short. Gene kısa ve eldivenlerin şeyi iyi değil. Biraz kalitesi plastik daha fazlaydı. This glove is better. Bu daha iyi. But not very good. Çok iyi değil. It's long enough. It's okay. Uzunluğu okay. Orada sorun yok. Uzunluğu but tamam. But the nozzle, it's ama not possible. El işi yapmak için çok hassasiyeti yok. So I think you need this one. İşte buna ihtiyacınız var. This one is special for take herbicide and insecticides is make for farmers. Bu çiftçiler için yapılmış, ilaçlama için yapılmış. Bulaşık eldivenine benziyor, değil mi? Şey de uzun. Perfect long. It's small. You can take everything. So this is the best one. Her şeyi hissedebilirsiniz. Her şeyi alıp açıp kapatabilirsiniz. Bu en iyisi olan. In Germany, where you can buy pesticides, you can buy these gloves. Have to. In Germany. In Germany. In Germany, where you can, it's the same house, okay. Where you can buy this, okay. You can buy this too. Bu eldiveni ilaç aldığınız yerde de bulabilirsiniz Almanya'da diyor. İlacı aldığınız yerde bu da vardır diyor. The best is this glove is too small for me. So benim için biraz küçük. Çıkarması zor oluyor. It's not fun to work with it. Bununla çalışmak hakikaten zevkli, eğlenceli değil. You need a glove. It goes very easy. Easy inside. So then this is the best glove. Eğer kolayca girip çıkan bir eldivense diyor, o daha tercih edilen bir eldiven olur diyor. This is better. Oh, so it's a little bit too big. Too big, yeah. Bu biraz büyük geldi diyor. So, this is good. When you take it or you take it out, please look which is the best way. Şimdi bunu çıkarmak için nasıl çıkaracaksınız eldiveni? Onu gösteriyor. Önce böyle sol eldekini çıkarıyorsun ortasına kadar. Sonra öbürünü çıkartıyorsun. Sonra ikisini birleştirip elini değdirmeden ilaçlı kısma çıkartıyorsun. Yoksa bir anlamı yok. Hem eldiven kullanıp hem de elinle eldiveni çıkarırsan. So, bakın giyerken de gene önce bir yarısını sonu. This is not good. Böyle yaparsan bu diyor olmaz diyor. This is not good. It doesn't work, huh? Yes, genau. Sen yıkarız da öyle mi çıkarız diyorsun? Gene değer misin değmez misin abi? Firstly, he will wash, yeah, and then take off the gloves by hand. Mm-hmm. But firstly, wash the gloves.
Washed gloves. Perfect. Önce eldiveni yıkarsın diyor, ondan sonra çıkarırsın. If you work upside, please. Eğer yukarıda çalışıyorsanız diyor. Make this. Eldivenin kenarını kıvırın diyor. Eldivenle yukarıda iş yapıyorsan diyor, akıp da gelmesin diye altını kıvırın diyor. Bak böyle yaptın. Work, böyle çalışırsın. No problem. The water goes in this. So you work so, the water goes on your arms. Ya yoksa kollarınıza şey gelir, ilaç gelir diyor. Those good, those a problem. Okay. Aşağıda kullanmasında bir sıkıntı yok ama any yukarı kaldırsan kaldırsın. Sorusu olan var mı eldivenler hakkında diyor. Everything is, is good, okay. Simple. So, next. Sıradaki shoes. Ayakkabılar. I want to look on your shoes. Şimdi ayakkabılarınıza please bakmak istiyorum me. Diyor. So we wait. Biraz bekliyoruz. Ayakkabılarımıza su damlattı hocamız. Biraz bekliyoruz and diyor. We want to look on your shoes. Bakmak istiyorum ayakkabılarınıza diyor. This is water. Bu su diyor. With Roundup. İlaçla karışmış olan bir su. Roundup dediği hani total herbisit. So I think you have 1 hour and 2 hours and so sorry. 1 hour. Belki bir saat sonra, 2 saat sonra hastalanabilirsin. Hocam da gidecek. You want to kullanmadan döktü ama. You want to say anything 2 hours? See last chance. Do you want to say everything anything to us? It's the last chance. Bu diyor 2 saat 3 saat içerisinde Hakk'ın rahmetine kavuşacağınız için diyor son dileğinizi yapabilirsiniz. Her şeyi isteyebilirsiniz diyor. Nozzle, nozzle. Spray. Two way nozzle he wants. 2 tane püskürtme yollu meme istiyor Polat Bey. Son isteği olarak ölmeden önce nozzle istiyor. So what we can you have to accept, huh? Yes. You have to accept. What we can see is the water goes inside in the leather. Şimdi şunu gördük diyor, ilaçlı su deriden içeriye girer. Here. What? Yani belki good arkadaşın shoes. Ki girmedi. Good shoes. Here, oh, good shoes. Bunlarınkine girmedi diyor, bu arkadaşlarınki good shoes dedi, iyi ayakkabı diyor. No. Leather is a problem. In first time we think it doesn't happen anything. Yani, but the water goes slow inside and you wear the shoes 1 month, 1 year, I don't know. And so it's many time to contact. Go inside in your foot. In your feet. In your feet. In your yeah? body. Yeah, in your body. Şimdi bu diyor atılan şey o döküldüğü anda ilaç ayakkabınızdan dolayı size bir sıkıntı yaratmaz. Ama bu o andan sonra yavaş yavaş ayakkabının içerisine alır. Ayakkabıyı 6 ay mı giydin, 1 yıl mı giydin, ne kadar giyersen giy, o devamlı senin vücuduna girmeye devam eder diyor. Ayakkabıya temas ettiğin sürece ayaklarından vücuduna girer ilaç diyor. So, this is important for you to wear shoes where no water goes inside. Burada önemli olan nokta şu, bu sistemde ilaçlama yaparken kullanılacak olan ayakkabıda kesinlikle ilaçlı su içeriye girmeyecek bir ayakkabı olması lazım. Like a big one. Yes, but gummi? Gummi. Yes, yeah. If you know, if you take gummi high shoes, it's not good to work inside. Yeah. It, outside. In outside. Okay. It's smell not good. Not good. So it is okay. You wear leather shoes, but good shoes. Okay. With spray. Time. You must do something. Mm-hmm. There doesn't goes water inside. This is important. The rules is that. Good shoes. Okay. Yes. Şimdi çizme de kullanabilirsiniz ama çizmenin diyor işte kokusu var diyor, çalışması zor diyor, terleme yapar diyor, şu bu fırın sizi rahatsız eder diyor. Ama iyi ayakkabıyla, içerisine su almayan ayakkabıyla çalışmak bu işin kuralı diyor. Yani çizme de olsa ona katlanırsan ona katlanacaksın, yok katlanmıyorsan da ona göre bir ayakkabı alacaksın. He's talking about, şimdi çiftçimiz şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bizim köyümüzde çiftçi bir arkadaş
sırt holderini kullandığı sırada atletine işleyen ilacı kaç günde öldü Hacı Ahmet? Kaç gün sürdü hastalığı? Kaç günde çözemediler? 8-10 saat içinde adamın. Bir gün içerisinde 8-10 saat içerisinde doktorlar olayı çözünceye kadar ilaçtan zehirlendi öldü diyor. He's talking about the bad story. Mm-hmm. His the other pharmacy, his mm-hmm. village. Okay. He used the back atomizer. Yes, yes. And then the pesticide inside the in the neck. Neck. Yeah. And then the doctors don't understand what's going on. The problem. Okay. What's that? Yeah, yeah. He died. Wow. Wow. Yeah. Too bad. Yeah. Kötü yani arkadaşlar. Yeah. O durum bu. Yani gerçekte olan this bir şey. This is a problem. Thank you for the story. Yeah. Yani bu anlattığınız şey için teşekkür ederim diyor. Bu kötü bir örnek. So it shows us we have to learn. We have to learn this doesn't happen once more. Bunu biz neden gösteriyoruz sizlere, çiftçilere? Bu işin bir kez daha olmaması için bunu anlatıyoruz. Yani şakası yok bu işin. Mm-hmm. It's not kidding. Yes. Okay. Okay. Good. And please take these shoes only for spraying. Okay. Don't wear it every day, wear it only for spraying. And then stand it away, mm-hmm. and next time where we want to spray, take it. Okay. Şimdi diyor ki ilaçlama zamanında kullanacağınız ayakkabıyı sadece ilaçlama zamanında kullanın, başka zaman kullanmayın. Aldığın ayakkabıyı koy kenara, ilaçlama yap, ilaçlama zamanı geldiğinde yine aynı ayakkabıyı giy, diyor. So, next text. Test. Evet. Here. Here's the material. This is special man. He takes a special clothes. Şimdi it's, bu arkadaşta özel bir kıyafet var diyor. It's a clothes for spraying. Bu ilaçlama için bir kıyafet. So we want to look if this clothes is works. Please stand over there. Please here. Şimdi burada durmanı istiyor senden. Okay, here. Gürhan. Here's a good place. Very good. Burada dur diyor. Please take the hat. Şapkamızı da geçirelim diyor. Very good. Please turn round. Yeah. Perfect. Noch ein bisschen? So. Perfect. Böyle durabilirsin. So. We won't look. Ya su atacak sana büyük ihtimalle Gürhan da. Be careful. Evet, herkes hazırlanıyor kendini korumak için. Tabii ilaçlı su geliyor. Tabii su yani gerçekte su. Bakın üstünde hiç su kalmadı. Çırpıttığı zaman. İrfan so, daha çok ıslandı. We can look. It is works. Dry. Everything is okay. Her şey yolunda değil mi? Okay. Sıkıntı yok. When you work with the sprayer, you need a special clothes. Eğer ilaçlama yapıyorsanız, ilaçlama için özel bir tuluma ihtiyacınız var. Mask. Wait. Geliyor, sırası var. Bekle bakalım. This clothes is completely close for water. This one. Okay. Bu tulumu tamamen suyla kapladık. It's okay to work up to 50 or 20 degrees outside. Up to 20 to 30 degrees. Mm-hmm. Wow. Yeah, it's too hot in this 20 close. Dereceye kadar tulumla ilaçlama yapabilirsiniz. 20 derecenin üstüne çıktığı anda artık o tulumun içerisinde durup ilaçlama yapmak mümkün değil. Cold temperature is okay. Hot temperature it doesn't work. Soğuk havalarda bu tulumu kullanarak ilaçlama yapmak mümkün ama sıcak havalarda zor tabii. Then you must take a special clothes. It's not completely close for water. It's only I don't know the word. Water no comes. But if you take with high pressure okay. on this clothes, it goes down. Okay. But small pressure No problem. Yes. Şimdi bunun için özel sıcak havalarda giymek için de özel tulumlar var. O tulumlara biraz önce yaptığımız gibi şiddetli bir basınçla su atamayız. O zaman girer içine. Ama diyor hafif bulaşma olursa o zaman girmez. Yani o... Important is you take clothes with long arms. Önemli olan şu alacağınız tulumların kolları uzun olması lazım. Yani kolu kapatması lazım. Jeans is a big mistake. Jeans, water goes very fast inside. Very fast inside. Eğer kot pantolon, bu iş için çok büyük bir hatadır.
Kot pantolon suyu en hızlı geçiren. Please take clothes who stops water and take this clothes only to spray, not to normally work. Gene alacağımız olan tulum, kıyafet sadece ilaçlamada kullanılacak. Başka gün, başka iş için kullanılmayacak. Sadece ilaçlama zamanında kullanılacak. A mask. Evet, maske. A mask is good for your health. A mask is bad for marketing in farmer produced something to eat. Okay. Diyor ki maske sizin sağlığınız için iyi fakat maske çiftçilerin dünyaya işte piyasaya, pazara bir şeyler üretirken hani görüntü açısından kötü. Hani düşün sahada devamlı maskeli böyle hani uzaylı gibi insanlar gezdi. Ulan ne kadar zehir atıyor piyasaya. Ondan sonra onu seyreden adam, gören adam diyor ki yenmez lan bunların ürettiği şey. Zehir dolu içinde. O yanlış bir şey. Please take a mask when you mix the chemical in the machine and the chemical smells very hard. Okay. Then take a mask. Maske kullanın. İlaçları karıştırırken o ilaçların kokularını hissediyorsanız mutlaka maske kullanın. When you have chemical, it's not dry. It's on fast chemicals. I don't know the word. Feste. Pulver, granulat. Okay, okay. Eğer diyor toz, granül ilaçlar kullanıyorsanız, and it comes staub. Bloms, yes. You show, I do it inside, and wow, there comes anything to me. Please take a mask. Şimdi eğer bir şey karıştırdığınız zaman size bir baloncuk çıkartıyorsa, bir sıçrama yapıyorsa, kabaran bir buhar yapıyorsa, maybe stream. Yeah. O zaman maske kullanabilirsiniz gene diyor. Kullanın diyor. And take a special air filter. To your tractor. Özel bir maske filtre kullanın traktörünüz için diyor. This is an air filter with Kohle, aktiv Kohle, okay. Special devices. He takes chemical. Bu filtre, özel filtre, pollen filtresi gibi, like a pollen filter. Look yes, like a pollen filter for chemical. Ya yeah, carbon, ha? Carbon. Yes. Carbon. Yeah. Karbon filtre arkadaşlar. Bu özel bir filtre. Karbon filtre kimyasalları alır. Mm-hmm. This is the best. And nobody can see it. So it's good marketing for the farmers when they take this and not this. You mean in the cabin? Yes. Because some farmers using for the no cabin tractor. So you must, I don't know what you take. This is good for your health. Okay. Bad for marketing. Okay. Şimdi maske takarsanız diyor, maske sizin sağlığınız için iyi ama diyor pazarlama için, çiftçilerin imajı için kötü bir şey. Kabinli traktörde de filtre, filtrede de karbon filtreyi kullanıp bu şekilde sadece ilacı karıştırırken maske yap, yoluna devam et. Eğer diyor kabinsiz traktörle ilaçlama yapıyorsanız o zaman pazarlamayı falan unut. Hani çiftçilerin imajını unut. O önemli değil. Senin sağlığın daha önemli. Giy maskeni, tulumunu, o şekilde ilaçlamanı yap. Please know, carbon only works up to 6 weeks, 8 weeks, 10 weeks. Then it doesn't work. Okay. Karbon filtre 6 hafta, 8 hafta, 10 hafta en fazla çalışır. Daha sonra çalışmaz. And it's the same as in the mask or in the cabin. It's the same. Maskeyle kullanacağın zaman da maskede aynı şekilde daha fazla kullanamazsın. Aynı maskeyi devamlı kullanamazsın diyor. Carbon filter only works a small time. Okay, karbon filtre sadece kısa süreli şeyler için geçerlidir diyor. And this is very good too. You take this. Bu önlüğü çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Önlük. No? Oh, very good. Simple and good. Hem iyidir diyor, hem de basittir only diyor. Only for take inside dumping, the chemical. Dumping. Yeah.
ilaçlamayı yaparken, karıştırırken bunu kullanırsınız diyor. Okay. So, we look on this. Şimdi bu tarafa bakıyoruz diyor. Aber jetzt haben Sie auch welche und ich zeige Ihnen hier eine Injektordüse. Sie hat aber nur einen Strahl. Size bir tane enjektörlü meme göstereceğim diyor. Tek bir taraflı ışıklıyor. Und sie arbeitet nach einem etwas anderen Prinzip. Bunun çalışma prensibi değişik diyor. Dieser Strahl geht nicht senkrecht runter, sondern etwa 20 Grad schräg. Düz bir şekilde aşağıya fışkırtmıyor. 20 derece açıyla fışkırtmış oluyor. Fışkırtıyor. Und die Tropfen, die hier rauskommen, sind sehr, sehr groß. Buradaki düşen damlalar diyor, bayağı diyor, büyük bir şekilde düşmüş oluyor. Sehr, sehr große Tropfen. Mir sind sie fast zu groß, aber sie sind natürlich bei Wind. Diğerlerine bakaraktan diyor, çok fazla büyük mü damlaların büyüklüğü diyor. Ama bu şekilde de diyor, uygun bir şekilde kullanabilirsiniz bunu da diyor. Diese Düse nennt sich Turbo T-Jet Injection. Also Turbo T-Jet mit Injektor. Bu düzenin ismi Turbo injektörlü meme diyor. Ich habe jetzt eine lange Injektordüse, sie braucht ja mehr Druck. Bir tane uzun meme kullandım diyor. Fazla basınca ihtiyacı olduğu için diyor. Ich persönlich finde diese Düse etwas besser. Benim için diyor, bu meme diyor, biraz daha iyidir diyor. Denn die Tropfen, die rauskommen, damlaların sind groß, çıkışı aber büyük, nicht so groß. Ama çok büyük değil diyor. Und Tropfen, es ist immer ein Kompromiss. Damlalar bir önemli bir faktördür diyor arkadaşlar. Die schauen wir uns noch an. Size başka bir meme göstereceğim şimdi diyor. Es ist eine ganz neue Düse von T-Jet. T-Jet'in yapımı. Sie hat 30 Grad in die eine Richtung 30 und derece 70 bir tarafa, in die andere. 70 derece de diğer bir tarafa açıyla püskürtüyor. Ja. Ich fühl's schon. Bir tarafı 30 derece, bir tarafı 70 derece açıyla püskürtüyor bu meme. Na, und da sehen wir, die spritzt längst nicht so breit. O kadar diyor, geniş açıya püskürtmüyor diyor. Und wenn man damit arbeitet, çalıştığı zaman, die Abdrift vollkommen okay. Also Windverluste, Verluste durch Wind sind sehr klein. Rüzgardan etkilenme açısı çok az diyor bunda diyor. Yani rüzgardan fazla etkilenmiyormuş. Gut, so dann zeig, gibt es in der Türkei, wird mit der Spritz auch Dünger ausgebracht? Oder ist das bei Ihnen nicht üblich? İlaçlamayı, yani ilaçlamayı değil de gübrelemeyi de püskürtmeyle yapıyor musunuz diyor soruyor. Yes. Ja? Mhm. Ja. Okay. Gut, dafür gibt es spezielle Düsen. Onunla ilgili özel memeler var diyor. Diese Düse. Sehr gut. Bu dann darf meme. Man keine Doppeldüse nehmen. Çiftli meme değil de. Sondern dann sind diese Düsen super. Bu memeler diyor daha uygundur diyor. Lange Injektordüse oder auch kurze Injektordüse. Uzun, aber aynı injektörlü memeler dün göstermişti ya onlardan. Und wenn man nur Dünger ausbringt, weil die Pflanzen schon größer sind, sadece gübreleme yapıyorsanız, zu so einer Rate. O zaman bunları tavsiye ediyorum. Die machen es generell in der Regel also immer mit. Immer mit. Ah, okay, gut. Okay. Şayet bir bilgi açısından sırf gübrelemeyi bu şekilde yapacağınız zaman o zaman memenin değiştirilmesini tavsiye ediyor. Zwei Linien? Çift taraflı. Ne? Nochmal einbauen oder? Ja. Wieder daran machen. Nochmal einbauen.
Also zwei Linien, aber preiswert. Ucuz diyor, uygun diyor. Çift taraflı sürtme yapıyor. 30 derece bir tarafa, diğer tarafa da 30 derece. 8 Euro ungefähr. 8 Euro civarında arkadaşlar. 8. Ja. Für uns fragt er, welche würden Sie dann empfehlen in der Türkei, also das zu benutzen? Dieses? Das ist aber dann nicht mit dem Herbizid zusammen, Verdünnung, sondern doch, nur... die geht eigentlich für fast alles. Ich würde Ihnen, die habe ich nicht hier... Bunu Herbizid'le beraber de, in der Größe 0,4, diyor. Also in Rot. 0,4'lük olarak büyük ebatları varmış. Onlar diyor kullanabilirsiniz diyor. Tavsiye edebileceğim budur diyor. Die ist diyor. Von Lechler. Lechler'ın diyor. Marka. Der Name ist IDKT. IDKT'ymiş ismi, memenin ismi. Memenin ismini gösteriyor arkadaşlar. Injektordüse. İnjektörlü meme diyor. Kurze Bauart. Kısa yapımda. T für Twin, für zwei Strahlen. T demek çift taraflı püskürtmesi. 120, 120 ist der Winkel in Grad. 120 derece açısı. Es ist dieser Winkel. Und Größe 0,4 haben wir gestern 0,4, gelernt. 0,4 büyüklüğüdür. Allerdings ist das eine Düse 50 cm Höhe. Die geht nicht mit 70 cm. Dann macht sie bunu Windverlust. Maximal 50 cm yükseklikte kullanacaksınız. Daha fazla yükseklikte kullandığınız zaman rüzgar daha fazla etkili oluyor ve randımansız olmuş oluyor. Preislich interessant. Fiyatı geht ise, super. Habe ich selber zu Hause auch. Top. Was kosten die? Ja, ungefähr 8 Euro. 8 Euro civarında diyor. Zaman zaman diyor, ben de kullanıyorum bunu diyor. Sie ist gut benim für Wasser, 210 bis 280 Liter je Hektar. Yani hektarda 210 ile 210 bis 280 Liter Wasser. 280 litreye kadar kullanabilirsiniz diyor. Diese Düse macht super Benetzung. Bu file şeklinde yapmış oluyor. Viel, viel weniger Windverlust wie die Düse, die Sie jetzt haben. Şu anki kullanmış olduğunuz memelerden daha iyi diyor. Bu size tavsiye ettiğim. Rüzgara karşı yani 50 santimde kullandığın zaman rüzgara karşı fazla etkili değil diyor. Diese Düse bu meme macht noch ein bisschen weniger Windverlust. Bu daha az rüzgara etkisinde kalıyormuş. Hat aber etwas schlechtere Benetzung. Onun karşılığında yalnız filesini daha kötü atıyormuş yani dağıtımda daha kötü dağıtıyormuş. Es ist immer ein ich habe beide. Ich habe ben diese und ich de habe diese. Kullanıyorum diyor kendim diyor. Diese für Wind? Bunu diyor rüzgarda kullanıyorum diyor rüzgarlı havada und diese diyor. Wenn die Bedingungen gut sind, damit ich noch besser verteile. Rüzgarsız olan şartlarda da diyor diğer memeyi kullanıyorum diyor. Mavinin kırmızısını mı alacağız, mavisini mi alacağız? Das rote oder das blaue? Die habe ich in rot, diese habe ich in blau. Diğerine kırmızı, das bunu ist, da mavi olarak kullanıyormuş. Aber beide das gleiche Wasser, denn İkisi denken de Sie aynı dran, ölçüde, die rote ideal 2,5 bar. 2,5 barda also çalışıyormuş ideal olarak. Die kurze ideal 2,5 bar. Bu 0,3 olan. Und die lange ideal 4,5 bar. 4,5 bar uzunları. 0,3 mü? Diyelim çarpı. Ha, ist das 0,3? Ja, blau 0,3. 0,3. Ja. Und deswegen ist die, hat auch 210 bis 280 Liter. Bu da 210'dan 280 litreye kadar diyor. Obwohl die kleiner ist, aber sie braucht mehr Druck. Fazla okay. Basınca ihtiyacı var yalnız diyor. Sie haben gesagt, ich habe Ihnen viele Düsen gezeigt. Sie sehen, was hier drin ist. Ich habe Ihnen ganz wenig Düsen gezeigt. Aslında ben size diyor fazla diyor meme göstermedim diyor. Çok az meme gösterdim diyor. Wenn ich diesen Kurs mit
Manchmal mache ich diesen. Wir sind schon durcheinander, genug durcheinander. Genau, das ist, manchmal mache ich diesen Kurs und zeige 50 Düsen. Bazen diyor, ben diyor bu kursu yaptığım zaman 50 tane meme gösteriyorum diyor. Weil jede Düse hat Vorteile und Nachteile. Her memenin diyor bir artısı bir eksisi vardır. Aber Sie haben auch gemerkt, obwohl ich Ihnen nur 7 Düsen gezeigt habe, size 7 tane meme gösterdim aslında diyor. Habe ich Ihnen zum Schluss nur 2 empfohlen. Sadece 2 tanesini tavsiye ettim diyor. Die ich im Moment für am interessantesten halte. İlgili görüyorum sizle ilgili diyor sizin için. Okay. Sie nehmen ihr normales Spritzgestänge? Normal püskürtme borusunu alıyorsunuz diyor. Bauen an dieses Gestänge o boruya so eine Leitung, eine Plastikleitung nach unten, das ist also original, so sieht es aus. Hortung kullanıyorsunuz. Es gibt dann einen Schlauch zur normalen Düse. Normal bir düzeye bağlıyorsunuz. Normal borudaksı bağlı olan memeye bağlıyorsunuz. So dass man hier auch variieren kann. Burada istediğiniz şekilde ayarını da yapabiliyorsunuz. Variieren deswegen, weil man das Teil hier einsetzen kann zur normalen Spritzung. Dann baut man überall, wo eine Düse ist, auch so einen Schlauch hin. Normal bir ilaçlama için de kullanabilirsiniz. Und man wird es in Deutschland in Zukunft einsetzen im Raps. Kanola'da kullanılacak diyor ileriki yani günlerde. Bunu kanola'da kullanacağız. Raps kanolaydı. Ja. Mhm. Wenn man in die Blüte ein Insektizid spritzt. Mhm. Yaprağa diyor, çiçeğe veyahut da injektizist. Yaprak bitiği için atacak. Evet, böcek ilacı. Erinnern Sie sich noch gestern an mein erstes Bild? Da war die Spritze in der Rapsblüte. Dünkü resmi dikkat ettiyseniz diyor, hatırlayabiliyorsanız diyor, orada diyor çiçeğin içerisinde gözüküyordu diyor. Das will man verbieten, weil man Angst um die Biene hat. Arılardan, arıların ölmesinden korktuklarından dolayı bunu bu şekilde yapılmasını tavsiye ediyorum. Und dann ist die Idee, man fährt zum gleichen Zeitpunkt, aber mit dieser Technologie, man fährt zum gleichen Zeitpunkt, aber mit dieser Technik. Aynı anda diyor, ikisini beraber kullanıyorsunuz. Yalnız bu teknikle diyor. Und zieht diese Düse unterhalb der Blüte. Meme diyor, yaprağın altından gitmiş oluyor diyor. Yani çiçeğin altından araya etki etmeden ilaçlamış oluyor. Also die Blüten vom Raps sind hier oben. Çiçekler diyor yukarıda diyor Raps kanolanın. Und die Chemie spritzt man auf die Blätter. İlaçlamayı vom Raps. Sırf yapraklara yapıyorsunuz, çiçeğe yapmıyorsunuz diyor. Die Käfer, die im Raps sind, böcekler diyor, kanaldaksı böcekler. Werden getötet. Onlar öldürülmüş oluyor diyor. Aber die Biene, ama arılar ise bekommt die Chemie nicht. Korunmuş oluyor ve kimyasaldan uzak tutulmuş oluyor. Das ist die Idee. Bu bir yani bunun için yapılmış olan bir düşüncedir. Die zweite Überlegung, wo man es einsetzen wird, ikinci bir düşünce ise, ist man baut es nur alle 75 cm in die Spritze. Nicht an jede Düse, sondern nur an manche. 75 cm arayla diyor. Und kann dann, hier hat man eine Reihe Mais, hier hat man eine Reihe Mais. Mısır arası. Und man spritzt nur zwischen den Maisreihen, sodass die Blätter vom Mais gar kein Herbizid bekommen. Yapraklarını ilaçlamamış oluyorsunuz. Sadece iki mısır arasından kökünü ilaçlamış oluyorsunuz. Sondern nur der Boden das Herbizid bekommt. Toprağı ilaçlamış oluyorsunuz. Wie wird das bei der Canola Raps gemacht? Also da ist ja keine Reihe. Einfach. Da ist es alle 50 cm. 50 santim de diyor, ayarlanıyor diyor. Ja? Und man muss genau den Zeitpunkt treffen. Ve diyor, zamanı diyor, iyi belirlemek gerekiyor burada diyor. Und zwar spritzt man, Raps hat mehrere Triebe.
Kanola belirli yani fazla farklı büyüme şekilleri var diyor. Die Rapspflanze, Canola, bitkisi, ist, na, ich mach mal. So, der Haupttrieb, der blüht immer als erstes. Ana, çiçek bölümü ilk başta açıyor diyor. Der blüht schon, der Bestand ist schon ganz gelb. Sapsarı olmuş oluyor o zaten diyor, iyice büyümeden de diyor. Und jetzt muss man mit dieser Spritze reinfahren. Şimdi bu memeyle diyor, ilaçlamak gerekiyor diyor. Und ein paar Tage später, birkaç gün sonra, kommen hier die Seitentriebe ve yandaksı çiçekler açıyor diyor birkaç gün sonra diyor. Und fangen auch an zu blühen. Onlar da sararmaya başlıyor diyor. Aber wenn das der Fall ist, bu şekilde olduğu zaman, dann funktioniert das nicht mehr. O zaman bunu kullanamazsınız diyor. Dann ist der Raps zu dicht, dann geht es nicht, dann geht die Düse hoch. Kanola çok sık olduğundan dolayı diyor, memeyi diyor yukarıya kaldırır diyor. Ja. Yani ilk çiçek açtığında o zaman yapılabilir. Etrafındaki çiçekler fazla büyüdüğü zaman yapılmıyor. Gut. So, haben Sie noch Fragen zu den Düsen? Sorunuz var mı memelerle ilgili? Bu yaprak altından ilaçlama ile ilgili netlik. Wie sieht's aus mit dem Blättern von unten aus besprühen? Machen wir nicht. Yapmıyoruz biz diyor. Das ist, also das ist interessant bei Kartoffel. Patateste diyor çok kullanılır diyor. Wir haben rote Viecher, also hangi bitki de? Insekten? Insekten. Bohnen. In Bohnen? Ja. Eine Laus wahrscheinlich. Könnte sein. Ja. Und die versteckt sich an der Unterseite der Blätter? An der Seite des Blätters. Ja. An die Unterseite zu spritzen ist immer schwer. Altına diyor, püskürtüp diyor, ilaçlamanız diyor, çok zordur diyor. Das leichteste ist, ein systemisches Insektizid zu haben. Dann kein Problem. Oder ein Insektizid zu haben, das dampft. Pirimor zum Beispiel. Kennen Sie Pirimor? Buharlı bir şekilde, yani buharlaştırılmış şekilde diyor, ilaçlama diyor. Ja. Oder feine Tropfen. Evet, çok ince damlalardan. Da ist auch diese Düse super, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Biraz önceki göstermiş olduğum meme diyor, bunun içinde diyor. Die mit den zwei Strahlen, aber klein. Kısa ve çift taraflı püskürten. Die hier und dann würde man sie mit 4 bar fahren bunu oder 4,5. Bunu diyor, eğer diyor sürerseniz. Sie macht diyor, ein bisschen Zirkulation. Zirkulasyon yapmış oluyor. Die geht auch super. Damlaları daha küçülmüş oluyor, buharlaşmış vaziyette her tarafa ulaşıyor. Druck ein bisschen hoch. Basıncı yükseltiyorsunuz. Spritzen wenn kein Wind ist, dann geht es. Rüzgarlı olmadığı havada ilaçlarsanız diyor, uygun olur diyor. Değerli izleyiciler, ilaçlama makineleriyle ilgili olan kursumuzun bir tanesini daha tamamladık. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Önder Çiftçi Derneği'ne, Konya Önder Çiftçi Derneği'ne, Dövla Çiftçi Eğitim Merkezi'ne ve hocamız Mr. Ulrich Rossi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bizi sosyal medyadan takip etmeye davet ediyoruz. Eğer Facebook'tan bizi takip eder, bilgi, görüş ve önerilerinizi bizlere iletirseniz biz de sizler için daha iyi programlar hazırlarız. Sağ olun, var olun.